Güneydoğu Anadolu'nun kırsal bir dağ köyünde yaşıyorlardı. Yoksulluğun ve yalnızlığın iki taraftan sıkıştırdığı bu dağ köyünde yaşamak hem cesaret istiyordu hem de sabır. Çünkü bir gün birilerinin gelip kapılarını çalacağını ve kendilerini dağa çıkaracağını çok iyi biliyorlardı. Halbuki onlar okumak istiyordu. Okumak ve adam olmak. Peki bunu nasıl başaracaklardı? Kimden yardım isteyecek ve dertlerini kime anlatacaklardı? Ya da kim dinlerdi ki onları? Karar verdiler ki arkadaş, kaçalım dediler. Kimselere haber vermeden baba ocağından kaçtılar, uzaklaştılar. Kimselerin haberi yoktu gittiklerinden. Gittikleri yerde en kötü işleri yaptılar, en ağır işlerde çalıştılar. Okumak için geldikleri o yerde kitap alacak paraları bile yoktu. Ucuz tarafından kullanılmış bir üniversiteye hazırlık kitabı buldular ve iki arkadaş aynı kitaptan ders çalışmaya başladılar. Aynı kitaptan aynı soruyu okuyor ve birlikte cevaplıyorlardı. Aynı sayfayı aynı anda çeviriyorlardı. Bu çalışma yöntemi önceleri zor olsa da zamanla keyifli hale de gelmişti. Gündüz karınlarını doyurabilmek için çalışıyor, gece de sınava hazırlanıyorlardı. Yani anlayacağınız, karın tokluğuyla yaşıyorlardı. Bu durum aylarca devam etti böyle. Nihayet mutlu son. İki arkadaş aynı üniversitenin aynı bölümünü kazanmıştı. Ne kadar sevinmişlerdi. Gözyaşları içinde kucaklaşmaları birbirlerine çok ama çok şey anlatmıştı. Ama bu sevinçlerini kimselerle paylaşamadılar. Paylaşmamalıydılar çünkü. Çünkü bu güzel haberi öğrenen birileri onları kendi hallerine bırakmayabilirdi. Ve kayıt zamanı. Yol parasını denkleştirip Karadeniz'in o şirin şehrine geldiler. Geldiler ama yanlarında, ceplerinde harçlıkları bile yoktu. Burada kimseyi tanımıyorlardı. Kimin kapısını vuracaklardı ki? Dertlerini kime anlatacaklardı ki? Kim sahip çıkacaktı onlara? Bu sorular düğüm olup sıkıyordu boğazları. Çaresizdiler. Banklarda yattılar önceleri. Akşam simidiyle yaşadılar belli bir müddet. Günler hep böyle geçiyordu. İş bulmayı denediler ama olmadı. Sanki sebepler onlar için sükût etmişti. Bu şekilde bir gün çaresizce okul kantininde boyunları bükük otururlarken yaşça kendilerinden büyük iki genç yanlarına yaklaştı. "Ne yapıyorsunuz hemşerim?" dediler. İki arkadaş birbirlerine baktılar. Kimdi bunlar acaba? Simalarından pek de tekin kimselere benzemiyorlardı. Ancak hemşehrim ifadeleri onlara sıcak da gelmişti. O sırada yaşça daha büyük olanı, "Siz burada sefil bir şekilde ne yapıyorsunuz böyle? Niye yanımıza gelmediniz? Niye bulmadınız bizi? Hemşericilik öldü mü?" diye çıkmıştı onlara. Sevinmişlerdi. Günlerdir duydukları en güzel sözlerdi bunlar. Bu en çaresiz zamanda artık sırtları yatak, karınları sıcak yemek görecekti belki de. Bu sırada Türkiye ardı arkası kesilmeyen şehit haberleriyle sarsılıyordu. Gün geçmiyordu ki televizyonlarda gözü yaşlı bir anne görülmesin. Şehit acılarıyla yürekler yanıyor, gönüller dağlanıyordu. Her şeyden habersiz, kendilerini okumaya vermiş bu iki genç de tedirgin olmaya başlamışlardı. Artık çevresindeki insanların kim olduklarını, kime hizmet ettiklerini iyice anlamışlardı. Dağdan kaçmış ama onlara bağda yakalanmışlardı. Ara sıra katıldıkları kin dolu toplantılardan da hiç hoşlanmıyorlar ama ses de çıkaramıyorlardı. Nasıl çıkarabilirlerdi ki seslerini? Ekmek vermişlerdi onlara. Evlerini açmışlardı. O sabah üniversiteye gitmek için hazırlanan iki arkadaşın yanına
O ilk gün tanıştıkları, yardım eli uzatan genç geldi. Sözü uzatmadan eğitime gideceksiniz dediler. Ne eğitimi diye sorunca, hani her zaman sizin hakkınızı nasıl öderiz demiyor muydunuz? İşte fırsat. Aradan günler geçti. Bu iki genç bu sefer emniyet müdürlüğündeydiler. Dönemin emniyet müdürü sivil toplum kuruluşlarını mahkemeye makamına çağırmış ve bu iki gencin hikayesini kendi ağızlarından anlattırmıştı o duyarlı insanlara. Hikayeyi iki gencin ağzından dinleyen sivil toplum kuruluşunun yetkilileri ise gözyaşlarını tutamamışlardı ne yazık ki. Sonra emniyet müdürü öğrencileri görevlilere teslim ederek şunları söylemişti onlara. İşte arkadaşlar, işte bunlar da bizim evlatlarımız. Bizim yurdumuzun çocukları, bizim insanımızın çocukları. Ama bakın, sizin sahip çıkmadığınız bu gençler kimlerin eline düşmüş böyle? Kimlerin oyuncağı olmuşlar? Ne olur daha fazla sahip çıkın gençlere. Daha fazla gence sahip çıkın. Bırakmayın bunları o kötü niyetli insanların eline ne olur. Ne olur gençlerin hem de sayıca daha fazla gencin elinden tutun demişti. Evet, okuma azmiyle yurtlarından, memleketlerinden uzaklaşıp yollara düşen ve canlarını dişlerine takarak çalışan o iki arkadaş bombalı bir eylem hazırlığındayken suçüstü yakalanmışlardı. Anadolu insanının çocuklarına sahip çıkabilmeniz, onların elinden sımsıkı tutup bağrınıza basabilmeniz ümidiyle efendim. Hayırlı geceler.